arkadaşımız Aykut'a beğendiğim başkan olmak sevgili vardı. Aykut Akbulut'u öneriyoruz. Aykut Başkan. Aykut Akbulut. Başka öneri var mı? Yok. O zaman Aykut Başkan sizlere Liman Başkanı'na geçelim. Liman Başkanı'nın saygı ve yardımcı olmak üzere iki arkadaşımıza daha ihtiyacımız var. Liman Başkanı yardımcı şirketleri son ama mı? Buyurun. Tuğçin Bey'i önermek istiyorum. Tuğçin Atakan Bey. Tuğçin Bey. Yine elini sürüye kalem duruyor. Buyurun sizlere de yine oylama yapalım. Oylamaya sunuyorum. Bu kadar öğretmenler kabul edilmiştir. Kabul edilmiştir. İkinci olarak bir arkadaşımız daha olması gerekiyor. Öyleyse olan bir hanımefendiyi de hatırlayayım. Ayla Hanım'ın adı. Ayla Hanım. Ayla Abdullahi. Bu da değil mi? Evet. Başka öyleyse olan var mı? Oylayalım. Oylayalım. Evet. Oy birliğiyle Ayla Hanım'ın yolları size yoğunluğun olmasına rağmen, çok yoğun iş hayatı, aile hayatı var, hobileri var. Buna rağmen herkes, işte kulüpten kalkıp geleni var, vırçadan kalkıp geleni var vesaire vesaire. Herkes işinden yüzünden zaman ayırıp, bugün şu yaşadığımız birlikteliği sağlamak için özveriyle kalkıp geldi. Aslında bu gerçek anlamda bir STK için tam anlamıyla bir mutluluk tablosu. O yüzden dedim ki Beethoven'ın bir şeyi var. İşte hatta Avrupa Birliği marşı olarak bilinir. Mutluluk, on to joy. Türkçesini tam çeviremiyorum. Mutluluk şarkısı diye. Dedim ki onu koyalım dedim. Ya bu gerçekten bir STK için demokratik yapısının,
üyelerinin o STK'ya göstermiş olduğu ilginin, sahip çıkmanın gerçek bir yansıması. Bir STK ancak bu kadar net bir şekilde umutluluğunu gerçek şahıs olsaydı yansıtabilirdi, böyle bir ortamda vücut bulabilirdi. Dolayısıyla her bir katılımcımıza, her bir değerli diyet üyesine burada bulunduğu için şükranlarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum. Efendim, teşekkürler, sağ olun. Burada tabii bazı konulara değinmek için arkadaşlar bir sunum hazırladılar. Aynı zamanda aslında bu, müsaadenizle Sayın Başkanım, burada konuşabilir miyim? Daha rahat olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar bir şey var, bir kumanda getirmesi zor. Aslında kısa bir açılış konuşmasıyla geçiştirmeyi düşünmüştük Sayın Başkanım. Müsaadenizle bir dönem değerlendirmesi gibi yapalım. Nasılsa çünkü divan, faaliyet raporunu okumuyoruz. Çünkü zaten bütün üyelerimize dağıtılmış durumda. Elbette takdir ederse hazırın okunabilir. Ancak naçizane konuşma esnasında bir nevi muhasebe yapalım. Neler yapabildik, neler yapamadık. Ve sizlere yapmış olduğumuz faaliyetlerle ilgili biraz bilgi verelim istedik. Bu vesileyle iki işi de bir aradan çıkarmış oluruz. Daha verimli bir toplantı gerçekleştirmiş oluruz diye düşündük. Efendim, size görev tevdi etmesiyle biliyorsunuz en son genel kurulumuzu geçen sene Haziran ayında yapmıştık. Bu arada Sayın Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Bu konuyla ilgili beni uyardılar. Şöyle bir yanlış anlaşılma oluşma ihtimaline karşı geçen sene genel kurulumuzu Haziran ayında yapmak zorunda kaldık. Force majeur durum dolayısıyla. Yoksa TİAD'ın tüzüğünde yazdığı üzere genel kurulları Mart ayında yapılır ve her yıl Mart ayında yapılır. Biz bu sene normalimize döndük. Geçen sene anormal bir durum vardı. Gelecek sene de normalimiz olan Allah göstermesin inşallah yine bir pandemi veya savaş durumu gibi bir şey olmaz. Yeterince yaşadık bu son 3 senede bu olumsuzlukları. Ve TİAD olan genel kurullarını Mart ayında yaparak bu kurumsal sürecini devam ettirir. Bizler yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte görevi aldığımız geçen seneki genel kurulumuzdan bu yana Erbirliği içinde faaliyetlerimizi gerçekleştirmeye çalıştık ancak halen COVID kısıtlamaları devam etmekteydi. Bu süreç içinde COVID kısıtlamalarına rağmen 40 civarında resmi ziyaret gerçekleştirdik. Katıldığımız veya organize ettiğimiz etkinlik, konferans, webinar gibi faaliyetlerin toplamı 80'i aştı. Bu 9 aylık bir süreç içinden bahsediyoruz, süreçten bahsediyoruz. Yine belki bu sayı daha da fazla, 60'ın üzerinde iş yeri veya iş adamımızla görüşme yaptık veya ziyaretler yaptık iş yerlerine. Bu ziyaretlerde sağ olsun Sayın Büyükelçimiz, büyük kısmında bizlere eşlik ettiler. Biz onlara eşlik sağladılar, zaman ayırdılar. En son örneği bunun bildiğiniz üzere 2 gün sonra 31 Mart tarihinde Türkiye'de gerçekleştirilecek olan Türkiye-Romanya İş Konseyi uzun süreden sonra gerçekleştirilen bir forum olacak İstanbul'da ve gerçekten de tarihi bir katılım öngörülüyor. Şu anda Romanya'dan 160'ın üzerinde şirket kayıt olmuş durumda Türkiye'deki foruma katılmak için. Türkiye'den de en az bir o kadar belki 200'e yakın şirket kayıt yaptırmış durumda. Yani 400'ü aşkın olmasını bekliyoruz toplam katılımı. Yani uzun süredir benim şahit olduğum en olacağı daha doğrusu en geniş katılımlı iş forumu olacak. Tabii burada birkaç etken de var. Roman tarafından daha önceki süreçlerde çok fazla talep olmazdı Türkiye'deki bu tip faaliyetlere. Ancak herhalde konjonktür bunu gerektirdi. Gerek malzeme fiyatlarındaki inanılmaz artışlar, insanların yeni arayışlara gitti. Bu piyasadaki şirketlerden bahsediyorum. Gerek Çin tarafından buralara, bu tarafa gelen ithalatta sıkıntılar olması, gerek belki Ukrayna tarafında yaşanan üzüntü verici gelişmeler dolayısıyla insanlar biraz daha Türkiye'ye yönelmeye başladılar ama bu süreç belki hepimiz için bir fırsat olarak da düşünebiliriz, değerlendirebiliriz. Dolayısıyla böyle ilginç bir ilgi var
Türkiye'deki bu foruma. Biz de yönetim kurulumuzdan ve üyelerimizden de oldukça katılan şirketimiz var. Dolayısıyla hep birlikte orada olacağız. Dediğim gibi en son örneğidir. Bundan önce birçok yine çalışma yaptık değil mi işbirliği içinde. Bu arada bu çalışmaların hazırlığı için Sayın Büyükelçimizle birlikte Romanya tarafı başkanı olan Karma Ekonomik Komisyonu'nun Başbakan Yardımcısı Berindar Bey'e Romanya Ekonomi Bakanı'na ziyaretler düzenledik. Ön çalışmalarını yapmak için. Romanya Ticaret Odası'yla son derece yakın işbirliğimiz devam ediyor. Romanya Ticaret Odası sağ olsun daha önce de bahsetmiştim yanlış hatırlamıyorsam bir önceki genel kurulumuzda. Bizim bu geçen sene Ocak ayında yaşadığımız bir saçma kanun değişikliği dolayısıyla yaşadığımız bir sıkıntı vardı. O dönemde bize çok destek oldular. Yazılı ve girişimler yaparak başbakan düzeyinde sağ olsunlar bizleri desteklediler. Hatta bugün sabah da genel kurulları vardı onların da, mali genel kurulları vardı. Oradaydım. Başkan Bey'in herkese selam ve saygılarımı getirdim. Kendisi katılmayı istiyordu bugün ancak Türkiye'yi gitti. Öğlenden sonra 3.30 önce bir uçak varmış galiba. İşte böyle bir şey dedi. Türkiye'ye gittiler bu Karma Ekonomik Komisyon toplantısı için. İsterseniz diğer mikrofonu alın daha rahat konuşursun. Açık herhalde. Evet, açık. Tamam mı? Evet. Evet, tekrardan çok teşekkür ediyorum. Ben aranızda bulmaktan dolayı çok mutluluk duyuyorum. Romen Bakanlığı gerçekten bu sağlam işbirliği, ben burada bizzat da bir şahit oldum. Kasım'da görev başlamama rağmen kısa sürede bu sağlam altyapı gerçekten bizzat şahit olmaktan da mutluluk duyuyorum. Son olarak tabii bu Ukrayna krizinde bu sene saldırılarından sonra özellikle vatandaşlarımızın ve yabancıların tahliyesinde TİAD'ın, Güven Bey'in, değerli sizlerin, üyelerimizin, bütün temsilcilerimizin, Mahrif, Hüseyin ve Selamet Rezeyapçı'nın herkesin işbirleri çok başarılı bir süreç yönetti. Bu bundan dolayı ben tekrar şükranımı izletiyorum. Hem Büyükelçimiz adına, Büyükelçimiz adına. İnşallah bu halde tekrar yaşamak size normal günlerimizi devam ederiz. Siz de bahsettiniz şu anda Sayın Büyükelçimiz Karma Ekonomik Komisyon toplantısı için Türkiye'de bulunmaktan anlayacağım. Aranızda bulunuyorum. Tabii bu çok önemli bir toplantı. Uzunca bir aradan sonra işte 2017 yılında yapılmıştı. Dolayısıyla çok önemli bir toplantı. İnşallah onu da hayırlı vesile olmasını diliyorum. Genel kurulda inşallah hayırlı vesile olur ve başarılar diliyorum. Ben bu mesajı da Sayın Büyükelçimiz size de mesajını okumak istiyorum. Kıymetli TİAD üyeleri, değerli katılımcılar, Covid-19 pandemisinin etkilerini büyük oranda geride bıraktığımız bu dönemde nihayet geniş katılımlı ve yüz yüze etkinliklerimizi daha rahat bir ortamda gerçekleştirebiliyoruz. Bugün icra edilmekte olan 18. olan genel kurulu davetiniz için teşekkür ederim. Ancak 27. dönem Karma Ekonomik Komisyon toplantısı için Türkiye'de bulunmam gerektiğinden bugün aranızda olamıyorum. TİAD'ın da 20 kadar üyesiyle katılım göstereceği KEP toplantısı marjında DİK tarafından düzenlenecek iş forumuna hazırlık sürecindeki desteğiniz için de ayrıca teşekkür etmek isterim. TİAD'ın Romanya'daki varlığı ve çalışmaları ile ikili ilişkilerimizin ekonomik, ticari boyutuna yaptığı katkıları Roman makamlarınca olduğu gibi Büyükelçiliğimizce de takdire karşılamaktadır. Nitekim 2021 yılı Ocak ayında yürürlüğe giren Mali Kanunu'ndaki değişikliğin Roman makamları nezdinde yaptığımız girişimler sonucunda geri çekilmesi sürecinde TİAD'ın önemli desteği olmuştur. Ayrıca pandemi boyunca Romanya tarafından getirilen kısıtlamalar döneminde iş insanlarımızın vize alımlarında TİAD'ın ticaret müşavirliğimiz ve bilis müşavirliği verdiği referans mektupları ikili ticaretimizin pandemiye rağmen geliştirilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarının akabinde Romanya üzerinden gerçekleştirdiğimiz tahliye sürecindeki hızlı ve kalbi yardımlarınız için de hiçbir zaman unutmayacağız. TİAD, Romanya'da Türk özel sektörünün girişimlerini destekleme
ve iş camiamızın karşılaşabileceği sorunları çözme amacına yönelik olarak profesyonel çalışma anlayışıyla örnek bir sivil toplum kuruluş tatbik çizmektedir. Büyükelçiliğimiz ve her zaman çok yakın koordinasyon halinde hareket eden TİAD ile Büyükelçiliğimiz arasındaki işbirliğini önümüzdeki süreçte artarak devam edeceğine inancım tamdır. Bu vesileyle tüm TİAD üyelerine başarılı bir çalışma dilerim. 18. Genel Kurulun tüm iş insanlarımız için sağlıklı ve verimli bir dönemin başlangıcı olmasını temenni ederim. En içten dileklerimle Füsun Aramaz, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği. Tekrar hayırlı olsun.